Merhaba, iyi günler. Çok sert günler yaşıyoruz. Daha da sertleşeceğe benziyor. Ama buradan bir şeyler çıkma ihtimali de var. Ortada süreç olup olmadığı tartışılıyor. Bir de çözüm olup olmadığı tartışılıyor. Çözüm ve süreci var mı, yok mu? Kim çözüm istiyor, kim istemiyor? Bütün bunları Altan Tan'la konuşacağız. Altan, merhaba. Merhabalar, hayırlı yayınlar. Sağ ol. Şimdi sen de en son Bahçeli'nin ilk Öcalan çıkışının Evet. ardından ayın 12'sinde bir yayın yaptık. Sen de hatta orada neydi? Yılmaz Erdoğan'ın bir şiirinden hareketle şiirini söyledin. Evet, ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Evet Biz dedin. de çözüm ihtimalini sevdik demiştim. Evet dedin ve hani olsa iyi olur ama pek olacak gibi değil gibi bir şeyim vardı. Endişeli bir iyimserliğim vardı. O günden bugüne çok şey oldu, özellikle önceki gün ve dün. Önceki gün ne oldu? 22 Ekim'de Bahçeli çıktı, dedi ki Öcalan için, terörist başı diyor tabii de Öcalan, ama bildiğimiz Öcalan. Gel burada DEM Parti grubunda çık, örgütü lağvet dedi. Ondan sonra da sana dedi, bir takım haklar belki tanınır dedi. Öcalan ve şeyi, DEM Parti'yi bir yana, Edirne yani Selahattin Demirtaş ve Kandil'i bir yana koydu. Ya ne oluyoruz falan derken dün akşama doğru, öğleden sonra Ankara'daki saldırı geldi. TUSAŞ'a çok profesyonelce bir saldırı. Ve kısa süre içerisinde PKK'nın yaptığı da anlaşıldı zaten. Çok da şaşırmadık. Saldırının ardından ama Ömer Öcalan'ın, yani şeyin, Abdullah Öcalan'ın yeğeni, aynı zamanda DEM Parti Şanlıurfa milletvekili, aylar sonra Öcalan'la görüştüğü haberi geldi. Ve Öcalan da ne dedi? Ben teorik ve pratik olarak bu olayı, silah bırakma olayını çözerim dedi. Şimdi bunlar üst üste geldi, peş peşe geldi. Şimdi aradan geçen 12 gün sonrasında Altantan'a soruyorum. Hala ya pek bir şey oluyora benzemiyor mu diyorsun, yoksa çok şey oluyor da bütün bunlar ondan mı oluyor? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim yayınımız duruyor zaten. Pek bir şey olmuyor demedim hiç. Şunu söyledim. Demedin ama Dedim. Hayır, yani. şunu söyledim. Dedim ki ne olup bittiğini, perde arkasında neler görüşüldüğünü bilmiyoruz. Ama Bahçeli'nin bu hamlesi arkasından Erdoğan'ın verdiği destek kendiliğinden basit bir hamle değil. Bunun nereye doğru gideceğini süreç ilerledikçe ve bilgilendikçe anlamaya çalışacağız dedim. Hangi sebepten olursa da olsun çözüm ümidi içindeyiz. Bu adımları desteklememiz lazım dediklerim bunlar. Şimdi gelelim bugüne. Meşhur bir laf var hani işte siyasette 24 saat çok uzun bir zamandır. 24 saat değil ama 48 saat içinde bir yıllık süreç alın. Ne oldu? Yani o gün ne olup bittiğini bilmiyoruz derken bugün bilmediklerimizin bir kısmını artık biliyoruz. Yine bilmediklerimiz var ama dün bilmediklerimizin bir kısmını bugün biliyoruz. Neyle biliyoruz? İşte yapılan açıklamalarla, görüşmelerle ve bu bilgiler doğrultusunda bilgimiz, birikimimiz, siyasi tecrübemizde elde ettiğimiz yorumlar. Nedir bu bildiklerimiz şu an? Yani dün bilmediğimiz, bugün bildiğimiz. Öyle anlaşılıyor ki Abdullah Öcalan'la bu görüşmeler uzunca bir müddettir sürüyormuş perde arkasında ve sonuç itibariyle bir proje üzerinde uzlaşılmış. Bir proje üzerinde uzlaşılmazsa, yani bir yol haritası üzerinde uzlaşılmazsa ne Sayın Bahçeli bu lafları söyler, ne Öcalan'a görüşme izni verilir, nece Öcalan oradan işte bugün Ömer Öcalan'ın yaptığı açıklamayı yapar. Yani demek ki
epey bir zamandır, tabii ne kadar bir zamandır bilmiyoruz. 3 ay, 5 ay, 1 sene bunu bilmiyoruz. Ama devletler, devlet yetkilileriyle Öcalan arasında bir görüşme var, trafik var ve bunun sonucunda da bir yol haritası oluşturulmuş. Bu yol haritasını şu an bilmiyoruz. İşte bilmediğimiz o. Yani nasıl işleyecek bu süreç? Ancak burada da bir olumlu nokta var. Yani aslında bu bizim konuştuklarımız ve tartıştıklarımız şu anki hadise 2013 senesinde olacaktı. Yani 11 sene önce bu iş olacaktı. Ve aynen bu şekilde devlet güçleriyle, o bilgi iktidarla Öcalan arasında bir mutabakat vardı. Ki ben bunu defalarca haykırdım. Yani 11 yıldır da haykırıyorum. Ama işte Kandil, DEM Parti'nin önemli ilkesini, yani o dönemdeki eş başkanlar, arkasından işte ABD'si, Gülen Cemaati, Ankara'daki derin güçler ve o tarih itibariyle MHP ve CHP bu işi engelledi. İçeriden ve dışarıdan. Bu engelleyenlerin önemli bir kısmı AK Parti içinde de var. Ama bugün işte 11 sene sonra tekrar aynı noktadayız. Ama bana göre daha iyi bir noktadayız. Çünkü dün karşıda olan MHP bugün bu işin en önünde. CHP de özellikle Özgür Özel'in ağzında, ki resmi temsil odur CHP derken, bu işe olumlu baktıklarını ve sürece katkı sunacaklarını söylüyorlar. Ama aynı destek bir İmamoğlu'nda, bir Mansur Yavaş'ta veya CHP'nin diğer bir kanadında, bir kesiminde gözükmüyor. Peki alttan ama bir nefes al. Şöyle bir şey sorayım. Öcalan'ın açıklamasında çok net bir şekilde diyor ki, ben bu işi teorik ve pratik olarak çözme yetkinliğine sahibim diyor. Sen Öcalan'la o süreçte görüştün. Zaten bildiğin birisi. O süreçte görüştün. Başka zamanlarda da takip ettin. Gerçekten Öcalan teorik ve pratik anlamda bu sorunu çözebilecek isim mi? Hatta ilk isim mi? Yegane isim mi? Şimdi benim eskiden beri savunduğum bir tezim var. Onun için ben ne hükümetle anlaşabildim ne de PKK'yı. Hatta belli bir dönem ikisinin de şimşeklerini üzerime çektim. Bana göre Kürt sorununun çözümü PKK ile onlan bulan değil, legal, işte demokratik yollarla gelen temsilcilerle çözüm, demokratikleşme. Ama örgütle ne konuşulur, Abdullah Öcalan'la ne konuşulur, işte PKK'nin dağdan inmesi, silah bırakması, Suriye'deki faaliyetleri, bunların hepsinin muhatabı birinci derecede Öcalan. Ama demokratikleşmenin muhatabı Öcalan değil, demokratikleşme de Öcalan veya PKK. Silah bıraksa da bırakmasa da ertelenemez. Haciz altında tutulamaz. Yani devlet tırnak içinde şiddet, terör, silah devam etse de demokratikleşmeyi ve Kürtlerle barışmayı öncelemelidir. Bunu erteleyemez, bunu rafa kaldıramaz. Benim söylediğim bu. Yani yıllardır söylediğim. Peki bugün Öcalan'a ne? Hani dediniz ya, tek kişi midir, en önemli kişi midir, gücü vardır yoktur. 2013 senesinde Öcalan'ın bu hamlesi boşa çıkarıldı. Ve büyük oranda da kendi arkadaşları tarafından boşa çıkarıldı. Bugün gelinen noktada yine Avrupa'daki işte PKK, Kandil'deki PKK, DEM Parti, yani içindeki farklı düşünen insanlar önemli bir hattı. Yani buna direnç demedim, bilerek demedim, hattır dedim. Bu hattın nasıl dalgalanacağını göreceğiz. Ama Öcalan hala kendi örgütü üzerinde, yani Kürt meselesinin nihai çözüm üzerinde olmasa da, kendi örgütü üzerinde, yani hem Türkiye'de, hem Kandil'de, hem Avrupa'da etkilidir. Hani bazılarının dediği gibi, ya orada işte sembolik olarak oturuyor, Kandil'de onu dinlemez, Avrupa'da dinlemez, işte ABD böyle yapar, NATO şöyle yapar, ne bileyim Almanya işte böyle yapar, Öcalan'ın şu pozisyonu semboliktir. Ondan da öte, elinde ne silah vardır, ne sözü geçer, ne de parası vardır. Bir yönüyle bunlara doğru diyebiliriz.
bir yönüyle. Yani sahadaki pratik, reel durum olarak bunlara doğru diyebiliriz. Ama siz 40 senedir Almanya'daki yürüyüşte de, Kamışlı'daki, Rojava'daki törenlerde de, Kandil'de de her gün Öcalan'ın resmini kitlenin, halkın, militanların, sempatizanların önüne koymuşsunuz. Bir günde, tırnak içinde söylüyorum bunu, Tanrı öldü veya delirdi diyemezsiniz. Bunun da bir maliyeti var. Yani bu kadar kitle üzerinde, halk üzerinde. Onun için netice olarak iş, yani böyle sola giderse eğer, yine Öcalan'ın etkinliği yatsınamaz. Yani bu moral, sembolik adına ne derseniz deyin. Yani. Sonuçta yatsınamaz. Ki kaldı ki bugün o hat içerisinde de bu silahların bu kadar uzun süre devam etmesi, çözümsüzlüğe gitmesi, uluslararası güçlerle böyle bir sürü karanlık ilişkiler belli bir kesimde ciddi bir rahatsızlık, daha büyük bir kesimde de ciddi bir yorgunluk meydana getirmişti. Yani insanlar bir şekilde en azından bu silah işinin bitmesini istiyorlar. Ondan sonra demokratik olarak Bahçeli niye evet diyor, hayır diyor, Erdoğan neye evet diyor, neye hayır diyor, demokratikleşme nasıl olarak olacak, legal sahada bunun mücadelesinin verilmesini istiyorum insan. Yani bölge halkı da böyle olduğu gibi Kürtler ülkedeki... Altan, peki dünkü saldırıya gelecek olursak, dünkü saldırı aslında daha önce de örgüt büyük şehirlerde çok ciddi, bazen sivillere yönelik çok büyük katliamlara da imza attı. Birçok olay hatırlıyoruz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de vesairede. Ama bu olay hepsinin ötesinde çok stratejik bir yere yapılmış bir saldırı. TUSAŞ şu anda benim bildiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok önemsediği kurumlardan, biliyorsun o savunma sanayi meselesi onun en önemli argümanlarından birisi. Ve tam da Bahçeli'nin bu çıkışının bir gün sonrasında, en son çıkışının ve de Ömer Öcalan'ın görüştüğü gün yapılan bir saldırı. Yani örgütün zamanlama konusunda, yani denk gelmiştir diyebileceğimiz bir örgüt söz konusu değil sanki. Ne dersin? Şimdi tabii ben bunun istihbari boyutunu bilmiyorum. Yani bu soruya cevap verecek Sayın İbrahim Kalın'dı. Ve tabii Sayın İbrahim Kalın'ın da hesap vereceği veya bilgi vereceği siyaset kurumudur, devlet kurumudur, cumhurbaşkanıdır. İşte yetkili arkadaşlardır. Yani bunu işte kim yaptı, nasıl organize edildi, bu zaten daha önceden planlanmış ama o gece yapılan bir eylem miydi yoksa hemen işte Bahçeli'ye verilen bir cevap mıydı veya içeriden destekleri var, başka bir operasyon mu? Bunları şahsen ben bilgim itibariyle, bağlantılarım itibariyle bilebilecek bir durumda değil. Ama şunu biliyorum, çünkü 2013'te de böyle oldu. Hani o meşhur laf var ya, Mahir Çağan'a izafe edilir ama Mahir Çağan da onu bir başkasından alıp kullanmıştır. İşte aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde. Şimdi bu işi destekleyen güçler olacak. İşte mesela kim? Bahçeli. Demin şu anki resmi yetkinleri, yani içinde neler olur onu bilmem. İşte CHP, AK Parti. Bir de buna karşı çıkacaklar olur. Yani siyasette zaten bunlar hemen ilk gün feryat etti. İşte yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı da feryat etti. Ümit Özdağ da feryat etti. Mustafa Destici, Doğu Perinçek ve sonrasında da Musavat Dervişoğlu. Hatta ip fırlattı. Şimdi bu işin yanında olanlar olacak, karşısında olanlar olacak. Türk solu, yani Türkiye'deki Türk solu. İşte daha çok Almanya'da örgütlenmiş Alisiz Alevilik çerçevesindeki Alevi örgütleri, sol Alevi örgütleri, yani Alisiz Alevi, dindar Alevileri, geleneksel Alevileri kastetmiyorum. Onlar ayrı. Onların örgütlenmeleri ayrı. Ve dışarıda da böyle. Yani diyelim ki siz bunu Amerika'ya rağmen yapıyorsunuz. Veyahut da İran'a rağmen yapıyorsunuz. Veya Almanya'ya rağmen yapıyorsunuz. Buralardan karşıt hamleler gelecek. Eğer bir diyalogunuz varsa, onlar da bu Orta Doğu'daki şekillenmenin yeni işte eksen kayması, eksen düzeltilmesi, balans ayarının içindeyse bu karşı çıkmalar azalacak. Bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Çok net.
Yani çok da fazla beklemeden işte bir önceki konuşmadan şimdiye nasıl birçok şey netleştiyse bu önümüzdeki 3-5 gün zarfında, 10 gün zarfında şu an net cevabını veremediğimiz soruların da net karşılıklarını alacağız. Yani Kandil'de bir şey diyecek, Müzağan dedikten sonra bir yol haritası. Bu yani dünkü olayı ben şahsen bir tarşı hamle olarak görüyorum. Ama dediğin gibi bunun içeride ve dışarıdaki derin işte bağlantıları, organizesi mesela tıpkı Ankara bombalaması gibi tren garı veya Suruç'taki işte olay gibi daha karanlık boyutları var mıdır yok mudur bilebilecek durumda değilim. Ama önümüzdeki dönemde karşı olanların ciddi hamleleri olacak. Belki suikastler olacak yani daha da ötede. Belki kesimlere, belli şahat. Burada şunu sormak istiyorum. CHP'ye Özgür Özel'e olumlu, pozitif yaklaştın. Ama Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na eleştirel yaklaştın. Eyvallah. Ama daha önceki süreçteki aktörlere baktığımız zaman MHP alenen karşısındaydı. CHP tam o kadar olmasa bile karşısındaydı, desteklemedi. Şimdi işin rengi değişmiş gibi gözüküyor. Yani Türkiye'de değişti tabii bu arada ama bu kompozisyon sence yeterli mi? Bir diğer husus da şu açıkçası, Bahçeli kadar AK Parti'nin ve Erdoğan'ın çok öne çıktığını görmüyoruz. Yani böyle doğru. Hatta şey diyenler de oldu. Bahçeli'nin çıkışından Erdoğan'ın haberi yoktu. Ben çok inanasım gelmiyor. Şahin Tayyar demiş. Pek inanasım gelmiyor ama bilemiyorum. Ne dersin? Şimdi ben böyle olmadığı kanaatindeyim. Mesela Şahin Tayyar bir tweet atmış. Yani ben çok böyle sosyal medyayı dakika dakika takip edenlerden değilim. Hatta biraz sosyal medya özgürlüğü. Yani o polemiklere girmemek için. Şimdi sonra tabii ben gördüm o tweet'i. İşte Öcalan aslında hasta olduğu için Ömer Öcalan gitti. Bir de Ande Fırat evvelsi gün, yani dün değil evvelsi gece, işte Ömer Öcalan'a izin verildi ve görüşecek diye bir tweet attı. Ama DEM Parti bunu yalanladı. Halbuki sabah 11'de Ömer Öcalan gitti görüştü. Şimdi burada herkes kendi konumuna ve tırnak içinde değil, karına zararına göre bir konuşlanmaya. Mesela Özgür Özel'in şimdi işte Tayyip Bey'e oluşturmaya çalıştığı bu yeni süreçte işte bir sürü dedikodu var. Yani bunları seninle de konuştuk. İşte diyorlar ki CHP'nin oyunu alabilmek için, tekrar aday olabilmesi için veya bir erken seçim için yarı başkanlık sistemi veya güçlendirilmiş parlamenter sistem veya mevcut başkanlık sisteminin adam akıllı bir revizesiyle ilgili bazı taviz diyelim. Yani siyasetten tavizler verecek. Burada da belki Özgür Özel başbakan olacak. Yani bu dedikodular Ankara kulisleri 20 tane 30 tane senaryo var. Şimdi burada bu gelişmeleri kendi lehine görmeyen çevreler, yani bu İmamoğlu olabilir, Mansur Yavaş olabilir, bir başkası olabilir. Şahıslar çok önemli değil kurumlar. Mesela Almanya'dan Amerika'nın tavrı da budur, İran'ın tavrı da budur. Eğer gelişmeler kendi lehine değilse, hatta kendi pozisyonunu değiştirecek bir yöne doğru gidiyorsa, bu kişiler, bu kurumlar ve bu çevrede muhalefete geçiyor. Yani olay bu. Şimdi burada da tabii ilginç bir durum daha var. Mesela Remzi Kartal, işte Avrupa'daki PKK'nın en önemli temsilcilerinden, yıllardır dışarıda, ilk günden itibaren muhalif bir tavır sergilemeye kalktı. Şimdi bakıyorsunuz ki bir tarafta Fatih Erbakan, Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli, Mustafa Dervişoğlu, Mustafa Destici. Başkaları da var da bunlar parti başkanı olduğu için. Bahçeli'yi kattın, yanlış yaptın. Bahçeli ters tarafta. Bahçeli'yi de telaffuz ettin, yanlış. Yok, Mustafa Destici dedim ben sonra. Evet, tamam. Yani bunlar feryat etti. Şimdi öbür tarafta bakıyorsunuz, Avrupa'dan Remzi Kartal, hatta Kandil'den bir işte KCK
merkez karar üyesi bir kadın. O da tam menfi, işte kandırmaca, oyalama falan. E burada bir çelişki var. Yani bir taraf diyor ki ülke satılıyor. Yani bunlar işte ülkeyi bölüyorlar. Yani bu saydığım 5 tane parti başkanı. E öbür tarafta da eğer yani tırnak içinde ülke satılıyorsa ya bu satın alacaklar yine tırnak içinde. Yani bu PKK sektörlerse bakıyorsunuz Remzi Kartal'la KCK Merkez Karar Üyesi de feryat ediyor. Bu iki kesimden birisi demek ki doğru okuyamıyor bu olan gelen. Olan bitenle. Yani iki ucun da iddiaları tamamen birbirine ters. Ama bunu yani bu görünürdeki çelişkileri önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğiz. Dediğim gibi aynılar aynı yerde konuşulacak, ayrılar ayrı yerde. Yani buradan çok büyük bir şey de çıkarmıyorum. Yani buradan büyük bir çözüm çıkaracak, şu olacak, bu olacak ama en azından madem yani bunu PKK'ya söylüyorum hem Avrupa'ya hem Kandil'e hem DEM Parti içindeki hem Türkiye içindeki diğer sempatizanlar da ya her toplantıda diyorsunuz ki çözümün yeri Öcalan. Berlin'deki toplantıda da Paris'teki yürüyüşte de tam ışınlarında tam dilde de Türkiye'deki hatta seçim çalışmalarında bile parti kongrelerinde bile Öcalan'ın posterini açıyor. E bir bekleyelim bakalım ne diyecek? Yani nasıl bir yol haritası ortaya koyacak? Ona göre bir pozisyon alması. Benim şahsen beklentim şu. Ben bunu yani bütün işte yazılarımda, yayınlarımda söylüyorum. Hani biraz dağıttıktan sonra toparlayalım. Ne sebeple olursa olsun. Böyle ki Erdoğan'ın tekrar başkan seçilebilmek için bu işli siyaset masasına tekrar getirmesi bile olsa tek sebep Kürt meselesinin tekrar siyaset masasına gelmesi olumlu bir gelişme. İki, kimin niyeti neyse Türkiye'deki demokrasi güçleri ve topyekun Kürt siyaseti. PKK ve PKK dışındaki Kürt siyaseti. Bunu Kürtlerin lehine ve Türkiye'nin demokrasisi lehine çevirebilecek, işte evrilmesini sağlayacak hamleler yapmak zorunda. Hepimiz, biz de. Ve üç, silahların susması çok önemlidir. Çünkü ben yine yıllardır söylüyorum. Türkiye'deki derin yapılar pek kendi silah bırakmasını istemiyor. Türkiye'yi iki şeyle yönettiler yıllardır. Bir ülke bölünüyor, iki din elde İki tane argüman. Halbuki din de elde gitmiyor, ülke de bölünüyor. CHP etrafındakiler de şeriat değil. Yani Merdan Yanardağ'dan işte bilmem kime kadar bir sürü insan. Hatta 12 gün içerisinde şeyin de iyimserliğin iyice artmış. Hayır, şunu söylüyorum. İyimserliğin şudur. Ben o zaman da dedim iyimser. İyimserliğin şudur. Allah göstermesin. Yani tekrar söylüyorum Allah göstermesin. Belki 2013'teki gibi bir fiyaskolan da sonuçlanıyor. Ama şunu söylüyorum. Kapalı bir kapı var. Bu kapı açılıyor. Ya içinden öcü çıkacak. Veya içinden Noel Baba çıkacak. Ya arkadaş bunu gelin hep beraber olumlu bir yöne doğru götürmeye çalışalım. Yani satacaklar, kandıracaklar. Mesela bir kesim yine başladı işte. Kürtler bir iki kırıntı alıp demokrasi güçleri. Kimmiş bu demokrasi işte güçleri? Türkiye'deki sol çevreler. 2013'teki işi de sabotu eden işte çevreler. Kürtler bizi satacak. Ya Cumhuriyet kurulları verin Kürtler satın. Yani İslamcılar sattı. Yıllarca işte Erbakan'ın milli görüşü Kürtler sırtında taşıdı. Yine satıldı. Öbür tarafta yine satıldı. Sizden yol yürüdü yine satıldı. Yani Kürtler bu kadar ahmak mı? Bu kadar kafasız mı? Ben şunu söylüyorum. Yani iyimserliğim şu. Bu iş kilitlenmişti. Tekrar masaya geldi. O zaman hani çok böyle halkın avami bir tabiri var. Diyor ki erkek ol pilav ol. Yani becerikli ol, akıllı kadın ol, akıllı erkek ol. Gel bu pilavı ye. Efendim işte yağ üstünde tuzu böyle şeyler ne yaparsa yapsın. Önemli olan bunun tekrar masaya gelmesi. İşte özellikle PKK'nin yıllarca Öcalan'sız olmaz derken Öcalan'ın birinci elden tekrar kendi kitlesiyle bir interaktif ilişkiye geçmesi, geçebilmesi. Tabii geçer geçmez daha onu da bilmiyoruz. Geçebilmesi
bize siyaset yapabilmek imkanı veriyor. Ha, bundan iyi bir sonuçla çıkarabiliriz. Gündelik hesaplara, AK Parti'nin iktidarını biraz daha devam ettirmesine yarayacak, geleceği de sabote edecek bir fiyaskolanda karşı karşıya kalabiliriz. Ama bu bizim, yani bizim derken topyekun bu işin aktörlerini, becerikliliği veya beceriksizliğiyle de ilgilenmiş. Şimdi istersen toparlayalım ama evet. Bu yayında senin iki kere Mahir Çayan'a, her ne kadar laf başkasına esas sen ait olsa da ayrılar ayrı yerde, aynılar aynı yerde referans vermen, evet. Sen bilmiyorsun sosyal medyayı, ben uzun bir süre onu benim şeyim yapmıştım, sabit tweetim yapmıştım. Evet. Ben bunu yapmam anlaşılır bir şey. Ben çünkü zaten Mahir Çayar çizgisinde birisiyim yani. Sen ama aramıza hoş geldin diyorum. Ama bak ben şeyi de söyledim. Bak ben Süleyman Demirel'i de hiç sevmem. Yani hayattan geldi de sevmem, şimdi yine sevmem. Mesela siyasette 24 saat çok uzun bir süredir sözü de ona aittir. Onu da söyledim. Yani güzel söz, doğru söz, yani nerede söylenmişse değerlidir. Kamplaşmalar böyle oldu. Daha argo bir tabir var Diyarbakır'da. Fakat onu tabii bu yayında söylemek çok şık olmaz belki. Baş başa kalsak söylerim ama yine de en azından Diyarbakırlıların anlayacağı kadar söyleyeyim. Böyle bir olay olduğu zaman o eski işte berduşlar, kınıklar deriz. Der ki bahan yok, içine nokta 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 beyle başlayan bir şey. Neyse hadi olayı şey bitirelim. Şimdi bazıları öyle davranır. Yani bana bir şey yoksa, yani bana derken sadece şahsi anlamda demiyorum. Yani kendi dünya görüşü, kendi duruşu, memleket yansa, bana bir şey yoksa diyorum memleket yansın. Ben karşıyım. Biz öyle değiliz. Yani 2013'te de ben şahsen öyle değildim. Sonrasında da öyle değildim. Bugün de öyle değilim. Ya arkadaş, memlekete, insanlara, demokrasiye faydalı şeyler olsun. Bize de bir şey düşerse düşer, düşmese düşmesin. Ya onlara sabır. Öyle. Çok teşekkürler Altan. Ben de teşekkür ederim. Evet. Yine Altan Tan'la çok doyurucu bir dolu dolu bir yayın yaptık. Evet. Kendisine çok teşekkürler. Sizleri de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.